Milyonerden binlerce milyon puan. Hemen milyonere gel. 2021'deki ilk yatırımına 5000 liraya varan milyon puanı al. Detaylar milyonerde. Milyoner. Bahsin ilk adresi. Hazır mısın? Hı hı. Ozan hoş geldin. <laughs> Artık böyle. Ben tekrar alırız diye düşünüyordum da. Yok, ama. almayacağız. Çok şıksın. Teşekkür Üç ederim. pazartesiden birinde öyle ceket falan kendimizi farklı hissediyoruz. Ağzımda susam kaldı. Benim de. <laughs> Ayıptır söylemesi simit yedik. Ee, akşam. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Senin simidinden kopardım. <laughs> Benim simidim değil. Sevgili Engin Ay getirmişti. Hepimizin simidi akşanesi Akşam biliyorsun çok önemli bir toplantımız var. Evet. Onun gerginliği. Ee, sen toplantıya verdiğin önemi kıyafetinle gösterirken yani ben de adeta <laughs> yani, farklı bir bakışla yaklaştım Ben tahmin ettim. Ben tahmin ettim senin böyle olacağını. Niye? Ee, Nereden tahmin edebiliyorsun? Çünkü hani zor bir gün senin için. Yani dün gece geç çıktın, bugün erken başlıyorsun. Evet. Şimdi akşam mı zaten. Dünden devam ediyor. <laughs> Akşamın ucu çok açık ve yani yıpranmaya çok müsait olduğumuz bir akşam. Yorum yok. <laughs> Yorum yok. E, bugün İstanbul'da yani dün akşam saatlerinden beri kesilmeyen bir yağmur var hatta dün sabah saatlerinden beri. O Ak devam ederse <laughs> bu toplantı iptale kadar gidebilir gibi geliyor. Yani evet ben e, açıkçası onu takip ettim. Şöyle yani sabah bir umutla uyandım. Perdeyi açtım ve yağmurun çok olmadığını gördüm. Evet. Bir de biliyorsun Şenol Güneş'in bir ifadesi vardı zamanında. maçı hatırlayamıyorum ama işte yağmur yağdığı zaman yağmur yağdığını bilmek işte sokağa çıkmak, sokağa çıkarken şemsiyeyi almak bunu bilerek sokağa çıkmak bir de bana ördek mi diyor diyenler var gibi bir takibi vardı o cümlenin. Yani çok kurgusal olarak çok karışık olduğu için ben tam ifade edemedim ama. E, Şenol Hoca zorlar bazen. Aynen yani oradan tabii bizim de kendi aklımıza attığımız ve referans aldığımız bir konu. Bu sabah bunu nasıl düşündün mesela? <laughs> ya tabii bu akşam Şenol Güneş'le buluşacağız aynı zamanda. Kendi alanında. <laughs> yani en azından hani bizim çevremizin Şenol, Şenol Hoca'sı. Güneş, Şenol Hoca'sı. Yani otomatik bir çağrışım yarattı. Çünkü şimdi ben gergin olduğum... Tahminleri, yorumları alabiliriz. <laughs> evet tahminleri, yorumları bekliyoruz. Yani ben gergin olduğum sabahlarda böyle... Ceket ufak... giyiyorsun. Evet ufak. <laughs> Allah kahretsin be. Niye? Estağfurullah. Yarın oldun sabahlarda. Lütfen devam et. Ee, böyle ufak şakalarla kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. <laughs> yani çok mümkün ben olmayacak. Ben de senin gerginliğini almaya çalışıyorum yine ufak şakalarla. Evet farkındayım. Fantezi'de yine bir hüsran haftasını geride bıraktım. <laughs> Sen kayb... kaç kaç kaybettin? Ama yeşillenir mi? Evet. Bir kategoride onur mücadelesi vermişim. Yani daha doğrusu benim oyuncularım değil. Dur bu şakayı programa saklayayım. Benim de var aklımda. yani Ali'lerin oyuncuları biraz el atmış durumu. Son gün mucizevi şekilde berabere kalan bir kategori var. Ama yani. Benim ee... Cuma günü müydü inanla maç? Cuma günüydü. Cuma günü biz işte konuşuyorduk. Yani 5-4 biter bu seri. İnan şey diyordu döndü seri sen kazandın falan. Hı hı. Ee, o an blok 22'ye 2'ydi. <laughs> Cuma günü. ya yani sonra biraz dengelendi ama yine tabii çok şey olmadı. Ben FT'yi kazandım işte. FT'yi ve Steel'i kazandım. Öyle olunca galip geldik. Yani sen söyleyince e, hani da yok sen kazandın, yok 5-4 biter bilmem ne. Zaten ligdeki e, 15 kişinin falan genel taktiği. Yok bu hafta evet, kazanamam. Kazanamam. 7-2 yenildim, 8-1 yenildim. Yani Emreden halka yayılan bir böyle akım diyelim. Ki yani o akımın, o akımı yayan kişi ne kadar başarılı oldu ruhen bu hayatta. <laughs> hani bu da tartışılabilir. E, ama... Yani evet, kalıplaşmış bir konu. Fenerbahçe-Galatasaray. Galatasaray-Fenerbahçe daha doğrusu. Dev derbi. Yani full salon. Özlemişiz yani hangi takımın salonu olursa olsun. Hani böyle Tabii. görmek çok güzel. Tabi Abdi İpekçi'nin atmosferi daha farklıydı Galatasaray açısından. Keza Fenerbahçe açısından da öyle. Yani belki şu an çok hatırlanmıyordur ama Fenerbahçe'nin Efes'te oynadığı işte final serilerinde Abdi İpekçi'deki yarattığı atmosfer, Galatasaray'ın işte uzun yıllar zaten e, evi belliyip orada yarattığı atmosfer çok etkileyiciydi. E, burada tabii yani o kadar sahaya etki eden bir tribün yoktu bence. Ama yine de çok güzeldi yani görüntü olarak da çok güzeldi. E, şu an çok muadili olmadığı açısından. Hani güzel. Ben zaten biraz... Ve oyunda beslendi bir noktada. Yani. 3. çeyrekteki, Galatasaray'ın e, oyunu ortak oluşu değil sadece alışı. Biraz o tribünden beslenmeyle geldi. Yüzde yüz. Yani Galatasaray'ın, e, Galatasaray, Galatasaray Nef'in zaten hani bu sezonki hikayesi işte bireysel çözümler e, olacak. Yani sezon başına itibaren zaten kurgu bu şekilde ilerledi. E, Ekrem Memnun 3 hatta 4 yabancıya e, topu ve inisiyatifi bırakıp işte belirli bölümlerde e, Black Blackshear'ı da 3 kısanın yanına yani Akumpursel, işte Bost ve Trimble'ın yanına yazıp hücumda çok etkin olduğu e, bölümleri varsayabiliriz. Oraları öne çıkarabiliriz. Hani bu maç hani D-Boston tabii kendi performansının biraz uzağında başladı. Zaten sakatlığın olduğu bir karşılaşma. E Melo Trimble da hani gitti geldi. E, Akun üçüncü 3. periyotta çok ciddi bir çabası var ama yani Fenerbahçe Beko'nun kontrol ettiği bir maç denebilir. Yani 3. çeyrekte o bölüm tabii ki çok tatmin edici değildir Fenerbahçe taraftarı açısından ama Galatasaray'da da farkı işte 6'ya 7'ye çıkarttıktan sonra daha farklı yaklaşabilirdi. Bence biraz kenardan eksik kaldı takımın yönetimi diyebilirim. Çünkü yani bu iki takımın bütçeleri ya da hani hedefleri çok farklı gözükse de yıllar geçtikçe hani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin basketbol yatırımı ya da basketbola bakışı çok uzaklaştı birbirinden. Fenerbahçe Avrupa'nın en elit takımlarından birine dönüştü. Galatasaray e, hani işte bir tane son 8 yaptı. Barcelona'ya elendi Euroleague'de. Bir Euro Cup şampiyonluğu var ama yani istikrardan bahsetmek mümkün değil oradan sonra. Ergin Ataman'ın son sezonundan sonra bütçe çok düştü ve hani hedefler zaten belli. Fakat şu unutulmamalı. E, Sinan Erdem'de e, Galatasaray aslında iyi bir grafik tutturmuş vaziyetteydi Fenerbahçe'ye karşı ki yani geçen seneki kayıp sezonu bir kenarda bırakırsak e, içeride üst üste iki maç, deplasmanda bir maç yani dört dört maçın üçü kazanılmıştı bir periyotta. E, yani hedefler birbirinden çok farklı olsa da aslında içeride taraftarla birlikte hani iyi oynayan ve kazanan bir Galatasaray hmm. görmüştük geçmişte. E, yani burada dediğim gibi oyunculara inisiyatifi tamamen bırakmış olmanın böyle götürleri var yani maçı çevirdi evet Galatasaray ama sonrasında dediğim gibi yani zaten Fenerbahçe Beko'nun bireysel oyuncu kalitesi ortada. Mahmutoğlu çok iyi bir maç oynadı. Bir de mesela pardon kesmiş oldum. Ya yani Akın Porsel çeviren en önemli faktördü 3. periyotta belki ama son çeyrekte de sen de biraz ona geldin. Ee, onun kötü kararları çok belirleyici oldu Galatasaray Tabii. açısından. Ya elit bir oyuncu değil zaten Akın Porsa. Ben Twitter'da yazdım. Yani bir rol oyuncusu. Ama işte üçüncü ball istediğin zaman hani fiziken de oraya e, adapte edebileceğin bir oyuncu. Yoksa ya özellikle e, kendisi haricinde diğer oyuncular için neredeyse hiçbir şey yapmayan bir rolde hücumda yani pas sıfır. E, inisiyatifi de bazen hani kötü etkileyebiliyor ama yani enerji işte yetenek ya da takımda diğer skorerlerin çok iyi olmadığı bir günde üçüncü oyuncu olarak çıkıp maçı buraya getirebilmesi bence onun değerini gösteriyor. Tabi yani Galatasaray Nef'in en büyük sıkıntısı 5. yabancı. Yani Birçok takım 6 yabancı ile girdi bu sezona. Galatasaray Nef'in hani bu seneyle birlikte maddi imkanları da hani artmış durumda. Geçen sezonlardaki sıkıntılar şu anda yok. Takımın başında en basitinden iki tane yönetici var. Yani Kerem Tunçeri ve Turgay Zeytingöz. Geçen senelerde bir tane bile yoktu. Yani bir tane yöneticiden bile bahsedemezdiniz Galatasaray basketbolu hı hı. için. Bu sene iki yönetici var. Bu hem takım için hem camia için yani çok önemli. Ee, çünkü yani bir hesap verilebilirlik durumundan da bahsedemezdiniz geçmiş dönemlerde. Yönetim değiştiğinde ya da işte hani genel menajer bir, uzun bir süre e, sabit kaldı. Yani Ömer Yalçıkkaya döneminden bahsediyorum. E, şimdi e, farklı bir yapılanma söz konusu. Fakat sezona David Kravish ile başlayıp hani Kreviş işlemiyorken bu maç kaç dakika oynadı? 5 dakika mı oynadı? 6 dakika mı oynadı? O seviyelerde. 5. Ya yani. yabancınızın 5 dakika oynadığı bir düzende siz Fenerbahçe Beko'yla zaten ancak buraya kadar getirebilirsiniz Hı. ya da Anadolu Efes'te fark etmez. Yani 5. yabancının e, mutlaka oynayabiliyor olması lazım. Hatta 6. yabancının eklenmesi lazım. Şimdi hamle yapılmadığı takdirde bence Şampiyonlar Ligi'nde de zaten sıkıntı olur. Ya yani burada herkes Türk oyunculardan dönem dönem okuyor rotasyondaki yetersizliği yani Gö Göksel'in performansında evet. ama hani esasen yani Ege Arar 5. E, yabancının önüne geçmiş durumda rotasyonda evet. ciddi anlamda. Hani bu bir problem kadro planlamasında. Yani Kreviş'in ya değişmesi lazım ya oraya bir oyuncu daha gelmesi lazım. Kreviş'in artık tribüne çıkması gerekiyor bazı maçlarda. O tabii yönetimin vereceği bir karar ama burada ciddi bir eksiklik oldu ortada. Fenerbahçe Beko da zaten yani bu maçları defalarca oynamış bir oyuncu grubuna sahip. Bir noktadan sonra son çeyrekle birlikte de yani belki maç çift taneye gidiyordu. Orada tribünü de hani absorbe edip göğüsleyip karşısında durmayı başardı. Yoksa üçüncü çeyrekte yani için de pasif kaldığını söyleyebiliriz. Ama kalite kazandı. Günün sonunda bence Hani derbi'nin özetini bu şekilde yap yapmak mümkün. Öyle yani özellikle işte son çeyrek Dökolo'nun kontrolü alışı vesaire. Ee, dediğin gibi biraz iş oraya kalınca da kalite çözdü işi Fenerbahçe açısından. Peki Euroligi bu hafta konuşmuyoruz. Çünkü zaten geçen hafta Cuma yapmıştık canlı sohbeti ve maçlar oynanmıştı biraz sorular üzerinden. Yani Efes'e çok değinmedik soru e, en azından gözümüze çarpan şekilde gelmemişti. Ve maalesef kötü bir Bayern maçı geride kaldı Hı -hı. ama Fenerbahçe-Zenit e, galibiyetine değinmiştik Fenerbahçe'nin ve bu haftaya bırakalım zaten çift maç haftası. Evet sadece yani işte iki takımımız da yarın oynayacak hatta Hı -hı. yani aynı saat denebilir 15 dakika fark var iki maç arasında e, Makabi ve Baskonya. Makabi çok karışık bir dönemden geçiyor James'in analiği kavga etti işte en son hani Yovel Zusman Alba'dayken e, karşılıklı bir sürtüşme oldu. Şimdi James Nunnally'nin Yiftah Ziv'le e, yanılmıyorsam e, bir kavgası var. Makabi çok karışık ve Sferopoulos gönderilebilir. Yani bu maç özelinde söylemiyorum. Bu haftanın sonunda belki hani gönderilebilir. E, i̇ki takımımızın da favori olduğu bir maç. Yani Baskonya her ne kadar biraz toparlanmış olsa da e, ben Efes'in de kazanacağını düşünüyorum. Bence iki takımımız da galip gelecek ama Makabi'yi hani şey yani yaşa ya da öl çizgisinde burada konuk ediyor olmak çok iyi değil ya. Yani Makabi'yi biraz böyle uyutup yenmek daha e, kolay olabilirdi. Yani şu anda çünkü dediğim gibi yani inanılmaz galibiyete ihtiyaç duydukları bir periyottalar yoksa hani koç değişecek. Değişmeme ihtimali yok. E, ligde de çünkü kötü gidiyorlar. E, olmasa daha iyi olurdu ama ben iki takımımızın da kazanacağını düşünüyorum. Peki. Şöyle bir bağlama yapmaya çalışayım. Yaşa ya da öl dedim akabey için şizlisi. <laughs> <laughs> New York Knicks sürekli ölüyor. <laughs> Artık. Evet. Şimdi tabii son dönemde Covid vakaları da çok arttı malum. Yani NBA'deki esas hikaye bu haline geldi. İşte Chicago'daki özellikle aşırı takım içi salgın ortada. Knicks'te de Covid başka sakatlıklar derken kadro daraldı. Ve zaten takım hani Geniş kadroyla da ritim tutturamamıştı, hatta kötü gidiyordu. Daha da kötüye gittiklerini görüyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi de hani takım kötü gider ama takımın yıldızı en azından bir sabittir orada. Bir takım şeyleri ayakta tutar ya da tutmaya çalışır. Ee, buna tutunabilirsin. <laughs> Mesela Lakers'ta şu anda öyle bir durum var, Lebron'un durumuyla birlikte. Ee, ama Randall da çökmüş durumda. Hı -hı. En kaygı verici hadiselerden gelişmelerden biri herhalde Knicks'te. Geçen sezonun yıldızlarından biri Julius Randle, yani savunmada hücumda çok dağıldı. Ve kademe kademe, yani bence Julius Randle geçen sezondan sonra biraz kendini olduğundan daha iyi bir oyuncu olarak görmeye başlamıştı. Böyle kendini algılamaya başlayınca taşıyamayacağı yüklerin altına giriyordu oyunda. E, bence üstlenmemesi gereken sorumluluklar üstleniyordu. Hatta Tivoda da ona, ona veriyordu. Bu da başka bir problem ortaya çıkarıyordu. Bununla beraber savunma çabası düşmüştü. Yine bu da bir problem. Ama en sonunda özgüveni de çok zedelenmeye başladı Julius Randle'ın. O bambaşka bir probleme kapı açıyor. Yani şimdi Randle'ı öncelikle mental olarak tedavi etmek, ayağa kaldırmak gerekiyor. E, takımın kalanında ciddi problemler var. Yani Kemba Walker'ı rotasyondan çıkardın ama e, herhangi bir şeyi çok da çözmedi. <laughs> Şu anda zaten daralmış bir kadro var. Kemba Walker'ı tekrar oraya almıyor düzelir elbette. Yani sonuçta hep bu kadar dar kadroyla oynamak durumunda kalmayacak ama düzelmeden kastımız ne olacak? Nereye kadar düzelecek? Çünkü sezon başında bu takım net playoff içerisinde. play ile falan da uğraşmaz dediğimiz bir takımdı. Ama şu anki görüntü öyle değil Lig's'te. Ya öyle bir de hani sen işte özgüvenden bahsettin. Sezon başında herkesin düşündüğü işte biraz daha fazla skor opsiyonu bu takıma ekleyelim. Randall rahatlasın ya evet. da hani Randall'a alternatif üretilsin ki playoffta geçen seneki görüntü tekrar ortaya çıkmasındı. Evet. Bu normal sezonda e, çok ters tepti. Yani Randall'ın kesinlikle bundan etkilendiğini bence söylemek lazım ki hani mental açıdan oyuncuları yukarıya taşımaktansa hani aynı tutan ya da dönem dönem aşağı çeken bir koçtur Tom Thibodeau. Yani Tom Thibodeau işler kötüyken, çok kötüyken e, belki çevresinde oyuncuları toplamayı başarabilir. Hani sezon başı itibarıyla fakat sezon devam ettikçe, işler değişmedikçe Tom Thibodeau da hani baskıyı çok böyle azaltan bir koç değil. Aksine işte rotasyon değiştirir, oyuncuyu tamamen kadro dışında bırakır. Hani Kemba Walker e, direkt bu örneği karşılıyor diye söylemiyorum ama o da çoğu koçun yapmayacağı bir tercih aslında. Hı hı. Yani ben de Kemba Walker var, bir yerde dursun der. Koçların belki onda 7'si onda sekizi. Ve takımın kalanına da muhtemelen bir mesaj vermek istiyor. Evet, orada. yani aslında Knicks'in kadrosunda ee, teoride hani, sorunlar teşhis edilmiş ve çözülmüş gibi gözüküyordu. Fakat geçen sene performansını yukarıya çıkaran oyuncular e, bu tercihlerle birlikte aşağıymış oluyorlar. Hani tabii Arci Barrett'ın olmayışı hani bir e, sıkıntı Knicks'in e, hem savunma hem hücumu için. E, fakat burada şuna bakabilirsiniz. Yani geçen sene Tam hatırlamıyorum şu anda ama galiba 3. takımıydı savunma verimliliğinde ligin Knicks. Ya 3 oralardaydı. Ya 3 ya 2. Yani sezonu bitirdiği nokta olarak söylüyorum. bugün en kötü 3'te. Yani şimdi oraya gelelim. Yani bunu sadece Alfred Payton'un ve Reggie Bullock'un gidişiyle tabii ki açıklayamayız. Hı hı, tabii ki. Ha tabii ki yani onların yerine de gelen oyuncular Fournier, Kemba Walker temelde ilk 5 üzerinden düşündüğünde biraz negatif savunmacılar olarak düşünebilirsin ama Kemba Walker da kestin. Onun yerine Alec Burks'u koydun. Ee, sadece burada ilk 5'te değişen iki tane oyuncuyla bence açıklanabilecek bir değişim yok. Bilmiyorum sen nasıl değerlendiriyorsun. Yok %100 katılıyorum. yani bu takımın zaten geneline hani sirayet etmiş bir durum. Şimdi Tom Thibodeau savunma koçluğunu bıraktı ya da unuttu ya da işte oyuncular savunma yapmayı unuttu gibi bir şey yok. Sadece hani belirli yerlerden açıklar büyüdüğü zaman yani sonuçta kolektif bir şey bu ki Hı. New York tamamen hani kolektiflik üzerine kurabileceğin bir başarı öyküsü geçen sezon hani kimsenin beklemediği bir şeydi. Hani bu yılla birlikte bakıldığında ben yine de New York'un hani belirli bir aşamadan sonra hani toparlanacağını düşünüyorum. Bence playoff'da olacaklar. Fakat e, yani bu seneki hedef şuydu. idi playoff'da olmak değil. Hani biz daha ilerleyebilir miyiz? Belki sürpriz bir doğu finali hani çıkarabilir miyiz? Hı. Soru işareti yani olur olmaz ama yani Leon Rose'un da ya da Tom Thibodeau'nun da ya da oyuncuların da aklında olan şey 3 aşağı beş yukarı bence buydu. O konuda çok çok radikal değişimler olmadığı sürece yani takas ve hani kadro içerisindeki hamleler olarak bir kere hani Furniye sanki kenara gelmesi gereken bir oyuncu yani kenardan sahaya çıkması, bench'ten sahaya çıkması gereken bir oyuncu. Onu da yapmak işte çok kolay değil. Yani hmm. düşünsen şimdi Kemba Walker'ı kestin. Hmm. Tamam bir yere kadar. Zaten Kemba Walker'ın limitleri artık ee, insanlar tarafından da algılanıp hani kabul edilebiliyor ama şimdi Fournier'i de eğer kesersen e, front office gözüyle bak Tabii acayip soğuk. bir yenilgi oluyor sana yaz döneminde yaptığın en büyük iki hamle hadi Kemba Walker'ınki daha makul bir kontrat iki yıllık bir kontrat sonunda ama Furnia'ya e, e, kaç 80 milyon dolar mı ne bağlı mısın yani ee, ve yani, yani sezonun çeyreği ya da hadi üçte biri diyelim geride kaldığında senin koçunun ya bu da olmuyor diye onu da bench'ten getirmeye başlaması delirtecek. Çünkü yani e, New York topu durduran bir takım olmaya başladı. Yani Hı -hı. şimdi geçen sene de Randall çok fazla birebir oynuyordu ama burada e, hani topa ihtiyaç duymadan skor üretebilen oyuncular. işte Block hani örneğin şimdi Burks'e bakıyorsun topla oynamak zorunda. Furnie topla oynamak zorunda. Derrick Rose topla oynamak zorunda. Randall aynı şekilde. Yani top gidiyor bir köşeye ve orada kalıyor. Ya işte hani basketle bitiyor ya top kaybıyla sonuçta. Neyse herhangi bir trafik yok. Evet. Yani savunmadaki sıkıntılar zaten hani konuştuğumuz için tekrar üstüne vurgulamıyorum ama hani hücumda bu takım mesela geçen sene Quigley'nin çok iyi bir çaylak sezonu geçirmesinin sebeplerinden biri oyun hep dikine oynaması. Yani dikine oynayan oyuncu şu an Rose var bakıyorsunuz hani da bir yere kadar yani furnie dediğin oyuncu yani yatay sonuçta hep kendi şutunu fdv ile olabilir. Ee, hani oyunun farklı bölgelerinden birebirlerle olabilir. Çemberi giden çok az oyuncu var ve hani 5 numarada kullandığınız oyuncular da tamamen rim roller. Ya yani oradan da bir e, boyut katmıyor hücumunuza. Yani yani ya no, ne Noel e, ne de Mitchell Robinson. Yani kadro içerisinde e, Tercihleri kim yaptı orası bilinmez ama Tom Thibodeau'nun çok yüksek ihtimalle yine dahil olduğu bir süreçtir. Minnesota kadar olmasa da çünkü Minnesota'da sonuçta Title da vardı. Burada bilmiyorum yani mevcut kadro çok limitli ve yapsa bile ilk turda gider gibi gözüküyor doğuda eşleşmeye bağlı olarak tabii ki ama şu anki durum itibarıyla playoff'u bu takım yapsa bile tur geçemez. Ya evet dediğin gibi yani hücum anlamında da takım kimyası pek oturmamış gözüküyor. Ee, Furniye'yi falan biraz daha topsuz oyuna belki adapte edebilirsin ama şu anda playmaking hı <laughs> ciddi bir problem. Yani Rose zaten normalde kenardan geliyor. Tamam. Hadi kenardan gelsin. ki ilk 5'te bu defa yük çok fazla Randall'a kalıyor. O dediğim gibi problemli bir durum. Yani Randall'ın Randall, Randall evet e, oyun yönlendirme kabiliyeti var. Ama ana oyun yönlendirici olmaması lazım. O sorumluluğu verdiğin zaman her şey baş aşağı gitmeye başlıyor. Ve Randall bir de yolu da tıkandığı için hı hı. orada dediğin gibi rim roller uzunlar var falan tamamen dışarıdan oynamaya başladı. Posta topu aldığında da içeriği zorlayamıyor. Ya alan olmuyor ya şutuna çok güveniyor oluyor. Yani tek trip link dışarı çıkaracak ya da bir tane tuhaf fade away atacak. O kadar iyi bir şutör değil bunu kabullenmesi gerekiyor. Fakat o ona ikna edemediler Randall'ı ya da ikna etmeye çalışmıyorlar. Takımı da beraberinde aşağı çekiyor Randall. Ya birkaç yıl önce takımın en verimsiz oyuncusu gibi gözüken RJ Barrett hı hı. yani insanlar algı olarak söylüyorum bunu. Şu anda takımın en verimli skoreri belki de. Evet ve istikrarsız o da sonuçta. Aynen yani ama eee hani RJ Barrett'ın olmadığı bir şablonu mesela bence şu anda New York'ta düşünmek mümkün değil. Bu zaten hani belirli şeylerin e, problemli olduğuna ya da planlamada sıkıntı olduğuna hani bir işaret ediyor güçlü bir şekilde. Peki biraz da Cleveland konuşalım. Konuşalım. Ee, hakikaten çok iyi gidiyorlar. Yani acayip bir başarı hikayesi. Ee, i̇kimiz de sonuçta ya da sadece ikimize bağlı bir durum da değil bu. Ee, kimse playoff yapmalarını, bu kadar ciddi aday olmalarını beklemiyordu. Bir de Sexton sakatlandı üzerine. Üzerine Sexton sakatlandı. Hatta başka sakatlıklar da, hatta Covid vakaları falan onlar da yaşadı. Bir şekilde atlattılar. Tamam Sexton'u sezon sonuna kadar kaybettiler. Bu onları bir noktada yakalayabilir belki de. Ama e, su yüzünde kaldı takım. Tekrar form tuttular şu anda. Ve yani sezon başında bu takımla ilgili işte ancak şöyle pozitif konuşuyorduk. Yani en azından geleceğe yönelik bir e, yapı oluşuyor işte orada. Yani Sexton, Garland ikilisi uzun yıllar ikisiyle de devam edecekler mi bilmiyorsun ama rolleri belli. Birlikte çıkacaklar ve aralarında bir karar verebilirsin. Evan Mobley'i getirdin. Jared Allen'ın yanında oynayabilecek bir uzun. Hı hı. Onu yedekleyebilecek yani bir uzun. İkisinden birini 5 numarada oynatabilirsin. Laurie Markanen de hani çok çok ideal bir transfer gibi gözükmese de yine bu uzunların yanında oynatabilirsin. Kaldı ki onlar mesela Markanen'i 3 numaraya koyarak çok böyle kafada olmayan epey uzun bir 5 ile başladılar. Aca acayip fazla alan savunması yaptıklarını gördük. Ama ortaya çıkan şey çok başarılı. Yani Evo Mobley'nin beklentilerin çok üzerinde performansı. Jared Allen son dönemde yine müthiş formda ve yani ikisi de Mobley de Allen de kendilerinden beklenenin belki iki kademe yukarısında şu anda oynuyorlar. Bu herhalde Cleveland'la ilgili en büyük e, o sezon başı tahminini alt üst eden şey oldu. Yani evet, geçen Sarajevo'dan bir arkadaşla konuşuyorduk. İşte o da NBA anlatıyor orada şey muhabbetine geldi iş şey. yani gerçekten Tanyiv için gurur duyacağı bir bir beş aslında <laughs> ya yani NBA'de hani ben size söylemiştim e, diyerek yaklaşabileceği bir e, şablon var Cleveland'da ortada e, ya ben Cedi'nin düşünce şeklini de biraz üç aşağı beş yukarı bilen biri olarak şunu söylemem lazım Furkan'ın başlangıcı bence çok etkiledi Cedi'yi yani Furkan'ın sezona bu kadar iyi girmiş olması, hı hı. bu kötü bir şey değil bu arada dendiği zaman insanlar yanlış anlayabilir. Bir haset falan filan yok ortada yanlış anlaşılmasın. Furkan'ın bu kadar iyi girmesi, e, Cedi'nin biraz sallantıda olması kariyerinin son e, bir, bir iki sezon, 1.5 <laughs> sezon itibariyle e, çok bunu vaat etmiyordu. Yani Cleveland'daki e, sistemde ya da Cleveland'daki planlamada Cedi çok merkezde ya da merkeze yakın bir yerde olacakmış gibi değildi. Fakat işte hem sakatlıklar hem bence e, o bahsettiğim durum e, olumlu yönde çok etkiledi ve ya, kariyerinin açık ara yeni sezonu. Yani çok verimli şut atıyor zaten. Yani skorer olarak belki sayı ortalamasının daha yüksek olduğu sezon vardı ama e, şu anda çok değerli bir rol oyuncusu ciddi kadroda. Ve, Yine bu rolde oyuncular için yüksek yüzdeli şut atmak aslında çok daha değerli. Çok önemli. Yani ve takımların nezdinde de. Topla da oynayabilen bir rol oyuncusu. Evet. Yani bu aynı zamanda hani değerini katlayan bir durum. Hiç kuşkusuz. Ee, ama bence hani Cleveland şunun da farkına varmıştır. ya yani Sexton'ı takas edip farklı bir oyuncu farklı profilde bir oyuncu getirebilirlerse bu takım çok daha fazla şey vaat edebilir. Çünkü şu an Sexton yokken bence daha iyiler. Yani Sexton'ın yokluğunu aramıyorlar değil çünkü o profilde bir oyuncu yok kadroda. Hı hı. Ama Sexton yokken bu takım çok daha nasıl söyleyeyim geleceği kurgulayabilecek bir takım hı. yerine gelecek bir oyuncu ile birlikte. Ve Sextona vermen gereken otomatik vermen gereken i̇şte süre artı işte toptan kurtuluyorsun. Yani dediğin gibi evet zaman zaman Sexton'u da ben de söyledim arayacaklardır. Neticede ya, en kötü nicelik olarak seni etkiliyor. Dar bir kadroyla yoluna devam etmek de zorunda kalıyorsun. Ee, ama işte Sexton profilinde oyuncular da masadan illa bir şey alacak. Yani masaya koyuyor ama masadan da bir şeyleri çekip alır. Sadece safi yarar olarak Sexton'ı kurgulayamazsın kafanda. Yok zaten yani o profilde bir oyuncuya ihtiyaç duyacakları kesin. Ama e, yani inanılmaz savunma yapan bir takım zaten. ya yani Ali'nin 3 e, numara tercihini hani kim düşündüyse kutlamak lazım. Çünkü biliyorsun 4 değil 5 oynamalı diyordu insanlar ki mümkün değil Markanen'in 5 oynaması. ya yani Markanen'in Finlandiya milli takımında da hani 5 oynaması mümkün değil. Herhangi bir takımda oynayamaz. Hani 4'ten ondan çok yararlanamayıp 3'e çekip takımı daha uzatıp daha uzun kollu 3 4 5'lerle kullanma fikri hani Beaker staff'a ait, aitse onu değilse işte front ofisi e, her kimse yani tebrik etmek lazım çünkü Kalıp dışı yani hakikaten masayı ters çeviren bir e, tercih bu ve bence bütün şablonu etkilemiş durumda yani şeyi hatırlarsın draft zamanı da yani Mobley ile Elını e, birlikte kullanmayı düşünüyor ve bu fikir çok hoşuna gitti e, Kevzin diye haberler çıkmıştı çok kişi yazıyordu zaten bunu hani buna da böyle bir ön yargıyla yaklaşıldı o dönem ama hani bu zaten akıldaki bir şey ona tekrar dönmeye gerek yok ve Hani bunun ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Özellikle hani yoğunluk anlamında normal sezonda belki de şu an Cleveland sezon başından bu yana bugün itibariyle en yoğun basketbol oynayan takım. En playoff yoğunluğuna yakın evet. basketbol oynayan takım. Utah maçı bile hani mesela işte kaybedildi. Yani 5 kere falan kazanabilirdi Cleveland döndükten sonra e, o maçı. Geçen hafta oynanan maçtan bahsediyorum. E, maç hani 20'ye gidiyordu. Ya oradan Utah karşı çok formda bir Utah ee, işte 60'un yok yani dönebilecek normalde kağıt üzerinde çok fazla personeliniz yokmuş gibi gözükür. Ha, Cleveland bir şekilde maçı getirdi mesela. ya Her maçta bu hissiyatı veriyor Cleveland. Ya Bir şekilde maçı ya, tekrar ya ortaya ya kendi lehine çevirebilecekmiş gibi e, bir psikoloji bence yaratmış durumda saha içerisinde. Bu da tabii ya ben bir Kristafa mesela hiç inanan bir insan değildim çünkü yani çok fazla bir done de yok önünüzde ina öyle. inanmak için ama yani şapka çıkartmak lazım. Dediğim gibi bence yani sezonun açık ara en büyük sürprizi Cleveland. Gerçekten ee, öyle. Yani. Sezon sonunda da hani bu cümle değişir mi? Çok emin değilim ondan. 17 olmuş şu anda Cleveland. Bir Ya 16, 11 ya 17 10. Yani 16-12 pardon hmm. 17 şeyle karış 16-12 ama ne olursa olsun yani bu eksiklerle birlikte çok şey bir performans Böyle çok kolay bir fikstürden falan da geçmediler bazen çünkü yakalayabiliyorsun öyle fixture ya işte şey Rakipleri kolay değil sakatlıklarla eksiklerle yakalıyorsun falan eksik olan çoğunlukla Cleveland'dı. dar kadroyla oynuyor. Ben yine de hani şunu söyleyeyim yani şimdi övdük 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 ee, ben aşırı sürdürülebilir görmüyorum hı hı. ama bu fikri değiştirmez. Yani hani Cleveland'ın bunun üzerine bir şey inşa edebileceğini görmesi bu sezon açısından yeterli yoksa ben Cleveland'ın yani çok tehditkar bir yerde olacağını düşünmüyorum diğer takımlar açısından sezon sonunda. Ya tabii ki ben de ama şu var. Ee, dediğin gibi bu şey önemli yani bundan sonraki yıllara neyin üzerine ne inşa edebileceklerini gördüler. Şimdi mesela Colin Sexton, Darius Garland. Evet yetenekli oyuncular ama çok Cleveland'ı e, tamam bunlarla 10 yılı kurgularız şeklinde heyecanlandıran oyuncular değildi. Geri söylemek Evan Mobley ile 10 yıl kurgularsın. Oraya geleceğim. Şimdi Geri takasını 3. E, olarak dahil olmalarına rağmen o takasa 3'tü değil mi? Hı -hı. Kazandılar. Hı -hı. Yani alabileceği maksimum eee almış oldu orada Cleveland. Jared Allen'ın bugünkü performansı bunu net biçimde ortaya koyuyor. Evan Mobley ile bu sezonki draftı hı, hı kazandı kere kazandı yani şu anki görüntü öyle. Şimdi tamam iki tane uzun buldum ve beraber oynayabiliyorlar. Lig belki başka bir yere gidiyor gibi ama yo buraya Sen burada antitez sunabilirsin. Ve buraya bu kadar özel Bur oyuncularla. Bence buraya geri dönüş de başlayacak bir noktada. Ya zaten hiçbir zaman şöyle olmadı. Onunla ilgili bence yanılgı var. Yani artık kısalar oynayacak falan. Kısalar değil, yetenekliler. O Yani orada kavramda bence hep bir karmaşı oldu 3-4 hmm. yıl boyunca. Carl Anthony Towns kısa mı? Her tarafta oynar. Anthony Davis kısa mı? Yani uzunum da yeteneklisi. Şimdi Cleveland onlardan iki tane bulmuş durumda. Aynı yetenek ee, profil değil belki. Ama yan yana sahada var olabiliyorlar ve yani bana ligde bir tane uzun söyle switch'te Jared Allen'dan daha iyi. Yani tabii. eş eş değer vardır. E, yani de şimdi onu ortaya koyuyor. Tabii canım yani sen çok farklı bir şey ortaya sunmuş oluyorsun zaten. Yani Jared Allen bekliyordu herkes şey bir performans yani çok etkili bir performans. Ee, fakat yani hani böyle sıradan gösteren 20 15'ler, 25 15'ler, 20 10'lar yani hücumda özellikle bu kadar Üretken olması hı hı. olumlu yönde Cleveland açısından çok şaşırtıcı. Kapatalım. Kapatalım. Ağzına sağlık. Çok güzel bir e, şeyle Şenol Güneş alıntısıyla programın başında <gülüyor> Şimdi <gülüyor> zihinlerimizi açmıştın. Buraya e, da bir alıntı gelecek mi? Yok buraya gelmez ama belki senden bir şey gelir diye düşündüm ben Şenol, Şenol Hoca ile alakalı. E, Arhan belki işte. Arhan çok orada şey yapabilir. Yağmur yağdığı zaman. Gülü sevene ver vardı. <laughs> hocanın şey geçen çok güldüm yani bilmiyorum belki o kadar komik bir şey değildir ama e, şey var ya genç hocayla çalışacak Beşiktaş öyle bir fikri var. <laughs> Saçını yaptırdığı şey milli takım şey ödül töreni ödül töreni ödül töreninde hocanın <laughs> müthiş bir saç kesimiyle ya. <laughs> çok iyi fotoğraflar ya yani ben seviyorum. Ben de. O zaman görüşürüz. Ali e, Ali Yaşar da yok bugün. Yok, evet. Yani hiç bahsetmedik. Ya bu program kendi Zırra Kadem bastı. Kendi evlatlarını yiyen bir program. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım perşembe aramızda olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Milyonerden binlerce milyon puan. Hemen milyoner'e gel. 2021'deki ilk yatırımına 5000 liraya varan milyon puanı al. Detaylar milyonerde. Milyoner Bahsin ilk adresi